Rıza Hoca muhtemelen ilk dokunuşları Hacı Ahmet Obic ve Jetson üzerinde uygulayacaktır. Çok ciddi bir sorumluluktur. Kolay kolay bu topun altına da kimse girmez. Biraz daha doğaçlama yapmaya çalışan bir profil gördüm. Abdullah Hoca kenarda çıldırdı. Oyuncusunu PR yaparak pazarlamaya çalışan Kurt menajerlerden bir tanesi. Zirve yarışına eklemlenecek artı 2'yi sağlar Rıza Hoca ile Abdullah Hoca. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz oyunun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda birazcık teknik direktör değişikliklerine giden Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bahsetmek istiyorum. Rıza Hoca'nın gelişiyle birlikte Beşiktaş Başakşehir ligde zor günler yaşayan Başakşehir karşısında 1-0 galip bitirdi. Beşiktaş'ın bu noktada geleceğe yönelik olmasa da kısa vadede umut vaat ettiğini söylemek mümkün. En azından ne oynamaya çalıştığını, sahaya ne koymaya çalıştığını bilen bir Beşiktaş olduğunu gördük. Oyuncuların bireysel inisiyatiflerini daha rahat bir şekilde alabildikleri, zaaf noktalarını da sayıca daha fazla oyuncuyla kapatıldığı bir oyun anlayışı gördük. Rıza Hoca Beşiktaş'a en azından bir nefes aldırmak için geldiğini net olarak sahaya koydu, gösterdi. Beşiktaş'ta en fazla fark ettiğimiz hususlar Beşiktaş'ın top kaybettiği noktalarda topu geri kazanma konusunda sıkıntı yaşamasıydı. O yüzden Beşiktaş oyunu stoperler üstünden ya da Hacı Ahmetovic'in maksimum en alçak çizgide konumlayıp değil de daha fazla orta saha çizgisine yakın ve iç koridorlara yakın şekilde topları atıp Ondan sonra buralardan oyun kurmaya çalıştığını gördük. Bunun nasıl bir avantajı oldu? Hacı Ahmetoviç ligde fark yaratan defansif orta saha oyuncularından bir tanesidir. Konya Spor'da da aynı şekildeydi. Beşiktaş'ta da doğru kullanılırsa aynı şey olabilir. Fakat vazgeçilmez bir profil midir? Mesela ligde oynatılmaması imkansız olan oyunculardan bir tanesi midir? Hayır. Elinizdeki kadro yapısında oyuncuları doğru şekilde kullandığınızda ne kadar verim aldığınıza bakarsınız. O oyuncuyu oynatmadığında yerine oynatacağınız oyuncunun sizin oyununuzun sürdürülebilirliğini ne kadar sağladığına bakarsınız. Kadroda Hacı Ahmet Obici, Devre dışı bıraktığınız zaman oynayacak oyuncu onana olacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın onanayla topun kendisinde olduğu zaman dilimi zaman diliminde oyun kurgulaması ve rakibine bir oyun anlayışı dikte etmesi çok mümkün görünmüyor. Bu yüzden Hacı Ahmetoviç'i yüzü kendi kalesine dönükken top almaktan kurtaracak bir e, oyun kurulum biçimi e, uygulamaya çalışıyoruz daha hoca Hacı Ahmetoviç orta sahaya atılan, iç koridorlara atılan toplarda, arkadaşlarının karşıladığı toplardaki istasyon olma görevini yüzü dönükken yapmak durumunda kalıyor ki bu Hacı için kendi ekseni etrafında dönme zaruretini ortadan kaldırıp daha fazla isabetli pas ve daha düşük top kaybı yapma gibi bir geri bildirim sağlayabilir Beşiktaş'a. Beşiktaş top kendisindeyken oyunu daha geniş bir alanda oynamaya çalışıyor. Merkezde bıraktığı boşlukları delici olabilecek oyuncularıyla değerlendirmeye çalışıyor. Chamberlain bazen kanada açılıyor, bazen iç koridora yerleşiyor. Top taşıma konusunda mahir bir oyuncu Jetson Fernandez de aynı şekilde. Jetson özellikle Burak Yılmaz'ın görev yaptığı kısa zaman diliminde ve Şenol Hoca'nın son döneminde daha çok enine kat etmeye çalışan e, dripling ve adam eksiltme istatistiğini hanesine yazdıran ama oyuna pozitif anlamda tesir edemeyen garip bir rolü evrilmişti. Ligimizin kaliteli oyuncularından bir tanesi Jetson Fernandez'dir. Takımı ileri taşıyan profiliyle ön plana çıkmıştır. Galatasaray'da da form tuttuğu dönem itibariyle takımın lokomotifi olarak anılmıştı Jetson Fernandez. Beşiktaş'a geldiğinde net olarak bu performansın bir benzerini göremedik. Daha çok defansif hamlelerde öne çıkan bir yapısı vardı. Top kendisindeyken ileriyi zorlamaya çalışan ama daha çok yatay alan kat eden ve oyunu metraj anlamında ileriye taşımayan bir roldeydi. Rıza Hoca muhtemelen ilk dokunuşları Hacı Ahmet Obic ve Jetson üzerinde uygulayacaktır. Masuako'nun ve Rozier'in daha fazla birinci bölgeden çıkarken topla buluşacaklarını düşünüyorum. Çağdaş Hoca'nın Başakşehir ile görüştüğü zaman dilimi içerisinde benim Çağdaş Hoca'yla birlikte Başakşehir'in daha farklı bir oyun anlayışına evrileceği, belki kendi oyun anlayışını bir tık daha yukarıya taşıyabileceği yönündeydi. Bu noktada yanıldım. Çağdaş Hoca Başakşehir'in oyun anlayışını ileriye taşıyamadığı gibi iyi yaptığı şeyleri de stabil şekilde muhafaza etmeyi başaramadı. Formasyonunu değiştirdi. Oyun anlayışını halen oturtamadı. Aslında hali hazırda kendisinin Kayseri'de Alanya Spor'da oynattığı oyunun benzerini daha kaliteli oyuncularla oynayabilen bir Başakşehir kadrosu vardı. Fakat geldikten sonra bu oyunu da göremedik mesela. Beşiktaş'a çeşitli anlarda zorluklar çıkardılar ama Beşiktaş'ın maçın başından sonuna kadar çok ekstra bir problem olmazsa, bireysel bir hata yapmazsa Başakşehir'e yenilmeyeceğini ben en azından ekranın başında net olarak görmüştüm. Rıza Hoca tam anlamıyla psikolojik anlamda bir enkaz devraldı. Bu çok ciddi bir sorumluluktur. Kolay kolay bu topun altına da kimse girmez. Bu noktada Beşiktaşlılığını ön plana koyup sorumluluk almaktan çekinmemiştir Rıza Hoca. Bilmiyorum ne kadar görev yapacak. Yeni gelecek olan başkan Rıza Hoca ile devam edecek mi? Sergen Hoca ile alakalı söylentiler bol miktarda mevcut ama Rıza Hoca kendisinden sonraki teknik direktöre bayrağı devrederken toparlanmış bir mental yapı bırakacaktır. Muhtemelen o zaman dilimi içerisinde 10-11 kişilik kadrosu da belli olur Beşiktaş'ın takviye yapacakları. Bölgeler de net olarak ortaya çıkmış olur ama Beşiktaş'ın mental gelişimini standart hale getirdikten sonra ilk yapması gereken şey kadronun içerisindeki fazlalık oyunculardan kurtulması zarureti. Mesela Abu Bakar çok tartışılan bir oyuncu. Kalitesi anlamında Türkiye'nin en iyi 3 santriforundan bir tanesi olmasına rağmen Beşiktaş'taki geçirdiği her dönemde saha dışı etkenlerle tartışılan bir oyuncu. Ve bugün her ne kadar Beşiktaş kulübü sakatlığıyla alakalı bu durumu açıklasa da bunun da geçmişte bazı tezahürleri olduğu için insanlar düşünürken ister istemez önceki süreçte şimdikini bağdaştırmaya çalışıyor. Takım kötü giderken Abu Bakar piyası da yok. Rıza Hoca da bu pozisyonda mesela Muleka'yı kanatlardan kurtardı çünkü Muleka'nın en olmayacağı yerlerden bir tanesi kanatlardı. Top sizdeyken ikinci forvet rolünü kanatta belki oynayabilir ama topu taşımanız gereken noktalarda Muleka size problem yaratıp ayağınıza pranga oluşturuyordu. Muleka'yı ön tarafa atarak ondan da verim almayı Rebic çok kaliteli bir oyuncu. Oyun görüşü, oyun kabiliyeti çok iyi. Bakış açısı çok geniş. Fakat Rebic'i şu anda Beşiktaş kadrosu içerisinde algılayabilecek ve ona reaksiyon verebilecek oyuncu sayısı 1-2 dahi değil. Bu uyum süreci henüz tamamlanamadı. Yine saha dışı unsurlardan dolayı bu adaptasyon süreci çok fazla uzadı. Rebiç'ten Beşiktaş ve Rıza Hoca muhakkak verim alacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'una geçelim. Abdullah Avcı Trabzonspor'a geldikten sonra neleri değiştirmeye çalıştı? Hangi noktalara dokunuşlarda bulundu? Birazcık bundan bahsedelim. Bielitsa dönemindeki Trabzonspor'da Hedef olmayan maçlarda net performanslar sergilendi. Herkesten ortalamanın üstünde performanslar alındı. Hedef olarak görülen maçlarda ise Trabzonspor tedbir almaya çalışan taraf olup kendi anlayışından uzaklaşıp rakiplerine net galibiyet şansları verdiğini görmüştük. Zaten Bielitsa'nın gidiş sürecindeki Taşları döşeyen unsurlar da bunlar oldu desek yanılmış olmayız. Abdullah Hoca gelmeden önce Trabzonspor kadro yapısıyla alakalı oldukça ciddi çalışmalar yapmış. Bunu net olarak sahaya koyup gösteriyor. İstatistiklerine baktığımız zaman Trabzonspor yine topla oynayan taraf. Fakat e, burada şöyle bir detay dikkatimi çekti. Abdullah Hoca'yı maç esnasında kenarda izlediğim zaman da net olarak görebiliyorum. Hemen hemen her maçın bütün varyasyonlarını antrenmanlarda çalıştırıyor galiba. Trabzonsporlu kardeşlerimiz bu noktada bizi teyit ya da teksip edebilirler yorumlarda kendilerini bekliyorum. Savunmadan oyunun kurulum esnasında Uğurcan'dan topu alacak olan oyuncu da belli. Bir sonraki istasyon da belli. Topu veren oyuncunun nereye hareketleneceği ve topu alan oyuncunun nereye tekrar pas vereceği de belirlenmiş gibi görünüyor. Ryan Bani da birazcık böyle şey gördüm mesela. Biraz daha doğaçlama yapmaya çalışan bir profil gördüm. Abdullah Hoca kenarda çıldırdı. Zaten maç sonunda Baniya ile alakalı bir beyanatı da var. Orada özetle şunu söylüyor. Ya bizim sistemimize uyacak ya da gidecek diyor. Bu kadar da net bu noktada. Abdullah Hoca'nın elinin bu kadar güçlü bir şekilde Trabzonspor'da görev yapıyor olması kendisi açısından çok pozitif bir unsur. Bir de Trabzonspor'un sosyal medya çalışmalarına ayrı bir başlık açmak istiyorum. Bu maç öncesi devre arası konuşmalarını editler halinde sosyal medyada yayınlamak bence çok keyifli bir detay. Çünkü insanlar tuttukları takımların teknik direktörlerinin takımlarıyla olan irtibatlarının nasıl olduklarını bilmiyorlar mesela. Hep bilinen tarafı saha içerisindeki ikili diyaloglar. Maç sonrasında röportajda karşılaşırlarsa birbirlerine söyledikleri bir iki kelam ya da bir iki jest mimik. Abdullah Hoca bu noktada da profesyonel bir ekiple çalışarak mutfağı e, mutfağa bir nebze taraftara da açmış oluyor Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımları da. Bu da güzel hoş bir detay. Oyunu renklendiren unsurlardan bir tanesi. Trabzonspor %61 Konyaspor'a karşı topla oynadı. Ve buradan 5 tane isabetli şut çıkardı. Oyunun merkez yoğunluk farklarına bakıyorum. Biyaritsa döneminde daha fazla iç koridorlara yerleşip buralardan oyun kurmaya çalışan bir Trabzonspor vardı. Buraya Enes Bardi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas yerleşip önce topu alıp topu aldıktan sonra ikiye birler ve ardından ters kanada atılan uzun toplarla oyunu kurgulamaya çalışıyordu. Trabzonspor'da Abdullah Avcı geldikten sonra oyunun yoğunluğunu şu bölgeye belirledi. Şimdi bu seyirci açısından izlerken yoran bir futbol anlayışı olabilir ama inanın rakibi de yoran bir futbol anlayışı. Ben normalde böyle maç başına 1500 tane pas olsun, herkes en az 200 tane pas yapsın falan tutkusunda olan bir insan değilim ama Trabzonspor anti futbol tırnak içinde anlamında bu oyunu sahaya yansıttıktan sonra büyük maçlarda genelde favori olan taraf olacaktır gibi görünüyor. Siz oyunu bu kadar geniş bir açıda konumlayıp kurguladığınız zaman rakibin baskı yapması gereken alan da 50-55 metrelere kadar uzuyor. Trabzonspor her oyuncusuna bir rol verip o oyuncusunun rol noktalarını bir yakınındaki oyuncuyla kesişim noktasına tabi tutuyor. Birazcık geometri anlatır gibi, matematik anlatır gibi oldu ama her oyuncuya bir buçuk sorumluluk verip o buçuklar birbirlerinin sorumluluk alanına geçmiş şekilde oluyor. Abdullah Hoca bunu saha içerisindeki dizilimle de oyun merkez yoğunluğunu belirlemede de net olarak sahaya koymuş şekilde görünüyor. Trabzonspor'un oyun yoğunluğunun şu bölgede olduğunu söylemek mümkün. İkinci bölgede rakibi karşılamak zorunda olan takımlar haricinde herkese zorluk çıkartacak bir oyun anlayışı. İkinci bölgeye topu attıktan sonra arka tarafta Rakibiniz topu kapsa dahi kaleye gitmesi gereken 50-55 metrelik bir mesafe olacak. Ve siz ee, daha avantajlı olan karşılayan taraf durumunda olacaksınız burada. Trabzonspor'un felsefe anlamında bu anlayışa geçmesi Trabzon için bence doğru olan şeylerden bir tanesidir. Trabzon'da 6-8 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardır aslında. Bazen çift defansif orta sahayla çıkıyor. Bazen sadece Berat'la tutmaya çalışıyor o bölgeyi ama orada daha çok top atan oyuncular var ve dripling yapma özelliğine sahip olan oyuncuları asli bölgesinden biraz daha uzaklaştırmak zorunda kalıyor Abdullah Hoca bu şekilde. Çünkü merkezde dikine topla çıkabilecek bir oyuncusu yok. Arkadan gelip ön tarafa eklemlenecek artı bir olacak bir oyuncu da yok ki Abdullah Hoca'nın takımlarında bazı zaman Mahmut Tekdemir olmuştur bu kişi. Bazen Berkay olmuştur. Bu profillere Trabzonspor ihtiyaç duyuyor. Sadece top taşıma anlamında demiyorum. Top taşıyacak olan oyuncu tabii ki gerekli ama ön tarafa artı biri sağlayacak oyuncu da önemli. Onu üst stoperleri sırtına alıp gezdiren de bir santrfor olduğu için arkadan gelecek artı bire tedbir alması muhtemel oyuncu muhakkak birisini bırakarak oraya gelecektir ve bu Trabzonspor'a yine ön alanda artı biri sağlayacaktır. Emil Breivik'in Türkiye'de olduğu, İstanbul'a indiği söyleniyor. Trabzonspor'un net bir ilgisi olduğu söyleniyor. Benim bildiğim kadarıyla Trabzonspor ve Fenerbahçe ile görüşmek üzere Solbaken Türkiye'ye gelmiş. Solbaken dediğiniz zaman bir durup düşünmek lazım. Solbaken Türkiye'yi iyi gözlemlemiş, oyuncusunu PR yaparak pazarlamaya çalışan kurt menajerlerden bir tanesi. Trabzonspor'la alakalı bir görüşme söz konusu olduğunu biliyorum. Fiyatlar uyar ya da uymaz bilmiyorum ama Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı da bu denklemin içerisine sokacak bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum Solbakya'nın. Trabzonspor'un ihtiyacı olan oyuncu mudur? Evet. Net olarak Trabzonspor'un burada ihtiyacını giderir. Ama belirlenecek rakam burada önemli olacaktır. Trabzonspor'un istediği ve eksiği olan noktaya doğru profillerden bir tanesidir Breivik. Trabzon alır alamaz bilemem ama profil itibariyle orayı dolduracak kişi olduğunu söylememiz mümkün. Trabzonspor şampiyonluğun net adaylarından birisi olmasa bile şampiyon olacak takımları belirleyecek takımlardan bir tanesi olacak pozisyona bence kısa süre içerisinde gelecektir. Abdullah Hoca'nın oyun anlayışını seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Daha akışkan, daha hızlı bir takım bekliyor olabilirsiniz ama bu ligde 1. haftadan 38. haftaya kadar rakibi oyunu dikte edip Yüksek tempoyla, yüksek eforla oynayıp sürekli ikinci topları tekrar toplayıp hücum etme gibi bir ihtimal söz konusu değil. Üç takımımızın iki kulvarda devam ettiğini de unutmamamız lazım. Burada sakatlıklar, formsuzluklar, formsuzluklar inişler çıkışlar olacaktır. Abdullah Hoca da bu iki özellikle iki takımın hemen ensesinde belirilecek birinci sıradaki takım olacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor açısından Abdullah Avcı hamlesi görüntü itibariyle çok kötü değil. Bir revizyona gidilecektir devre arasında. Devre arasından sonraki süre zarfı Abdullah Hoca'nın adaptasyon ve dönüşüm süreci ondan sonraki sene yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkılacak bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş için de Trabzonspor için de olabildiğince optimist ve pozitif yaklaşımlarda bulunduk. Umuyorum ki zirve yarışına eklemlenecek artı ikiyi sağlar Rıza Hoca ile Abdullah Hoca rekabetçi bir lig izleriz. Ve son haftaya kadar mücadelenin devam edeceği bir periyot yaşarız şeklinde temennilerimizi sıraladıktan sonra önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere diyor. Hoşçakalın.